Ukraynanın şərqindəki vəziyyət diplomatik əsaslarla həll olunmalıdır. Narahatlıq doğuracaq hadisələrin inkişafına son qoyulmasını diləyirik. Bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyədə səfərdə olan Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşündən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında bildirib. Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma dair fikir teatisinde bulunduk. Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Vladimir Zelenski isə bildirib ki, Türkiyənin torpaq bütövlüyümüzün yenidən bərpa edilməsindəki dəstəyi Ukrayna üçün çox vacibdir. Bugün geçici olarak işgal edilmiş Ukrayna toprakları olan Donbas ve Kırım'daki durum hakkında Türk tarafına ayrıntılı bilgi verdim. Ayrıca Kırım'daki insan hakları ihlalleri ve devam eden yarımadanın askerleştirilmesi hakkında da bilgi paylaştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım Platformu formatına ve 23 Ağustos'ta Kiev'de gerçekleştirilecek zirvenin açılış törenine katılmaya hazır olduğu için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu, Ukrayna'nın ve ortaklarının Kırım'ın işgalden kurtarılması ve Ukrayna ile Kırım Tatar halklarının haklarının korunması konusunda çok kararlı olduğuna dair çok güçlü bir mesaj olacaktır. Konut inşası alanında imzalanan hükümetler arası anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Bunun sayesinde Kırım Tatar halkı ve ülkenin içinde göç ettirilen diğer kişiler için 500 konut inşa edeceğiz. Bu halklarımızı daha da yakınlaştıran çok önemli insani bir projedir.